Ya acemi kitap yazmaya çalışan bir adam olarak senin kaç kitabın var şu anda piyasada sevgili Sinan Hocam? Yani 7 ila 10 arası bir şey tam bilmiyorum. Çünkü bir ortak yazarlı Evet. olanlar var, bir olanlar var. Tam hesap 10 gibi olması lazım. 10 gibi olması lazım. 10 tane kitap yazmış bir adama azıcık birazcık tecrübelerinden faydalanacak şekilde birazcık sorular sorayım sana. Hadi Şeyde, Allah'tan hayırlısı. çevrende. Yani bu işin kitap yazmanın tuhaf bir kendi içinde de bir disiplini var. Kitap yazmak hep dışarıdan bakıldığında bizde şey gibi algılanıyor ya, edebi bir işlem gibi, yani şiir yazma, roman yazma gibi algılanıyor. Halbuki bir bilginin, bir fikrin çok anlaşılabilir bir şekilde düzgün ödev yapıp veriyor olma, bayağı bildiğin lastik tamircisi olma ya da fırıncı olma gibi bir mesaisi, bir sistemi de var. Yani hani bilgisayarın başında bir şeyi düşünerek ve biçimlendirerek, eskiden daha da fena ki defter kitap kullanarak falan, yani hani bazı kitaplar var, insanların nasıl yazdığını hayret ediyorum gerçekten. Bilgi odaklı kitaplardan bahsediyorum, yani kurgu dışı diye tarif edilen kitaplardan bahsediyorum. Yani adamın bir kütüphaneyle akrabalık ilişkisi geliştirmiş olması lazım o kitabı yazabilmek için. 1974 yılında kitap yazıyorsun. Hatta bir kütüphane muhtemelen yetmez, yani hani birkaç kütüphaneyle akrabalık ilişkisi geliştirmiş olman lazım ve gerçekten yıllar sürüyor bir şeyi anlatabilmek, bir fikri olgunlaştırıp düzgün anlatabilmek. Şimdi masanın başına bu ağ toplumuyla alakalı güncel bir şekilde ağ toplumu yorumu yapmak istiyorum. Bu dünya seninle tanışmak istiyor diye hazırladığım kitapta. Bana sorsan anlatacağım her şey bende varmış gibi bir yanılsama var. Hani hatta bunu işte çeşitli eğitimlere, konferanslara vesaire bir yere gittiğinde anlat, konferans değil de şirket eğitimlerine vesaire gittiğinde anlatıyoruz. Rahatlıkla anlatılıyor birkaç saatin içerisinde. Ama bunu kitaba otur yaz dediğinde o kadar tuhaf bir background çıkıyor ki çözünürlüğü değişiyor, mesaisi değişiyor. Yani bayağı hayat biçimini, kendisini etkiliyor. Sen ilk yazdığın kitabı hatırlıyor musun? Hadi oradan başlayalım azıcık şeydeki Valla hikayesini. maalesef hatırlıyorum. Şimdi benim ya şöyle ben hiç kitap yazma niyetiyle başlamadım bu işe. Benim ilk kitabım olan Kimsenin Bilemeyeceği Şeylerin aslında bir önceki versiyonu var. Fraktal Düşünceler diye Ankara'da. O zaman yazdığım Haber Ajanda dergisinin sahibi Yavuz abinin ittirmeleriyle benim dergideki yazıları toplayıp onları böyle bir elden geçirip işte bir derleme kitap yapalım demiştik. O mesela bayağı bir karnımı ağrıtmıştı yani şimdi 10 seneye aşkın süredir yazıyorsun, web sitesine yazıyorsun, dergiye yazıyorsun. Bir de böyle ben yazılarda biraz obsesiftim yani hala da öyleyimdir. Bir konuyu yazacaksam illa böyle kürekleme bir gireceğim. Böyle işte her türlü referansından falan emin olduktan sonra o şekilde yazacağım falan. Sonra bunları bir konsept altında birleştirme fikri hakikaten beni biraz böyle meşgul etmişti yani. Ama var olan bir malzeme üzerine oturup onları nasıl bir şekle sokarız, nasıl bir sürekli sağlarız falan gibi bir çabayla olmuştu. İlk onu bastık ve 2000 kopya basmıştık zaten. Muhtemelen şu 100 tanesi falan kaldı ortada bir yerde. Nadirkitap.com'da şu anda 200-300 liraya satılıyormuş. Çok havalı, çok beğeniyorum onu. Daha Güzelmiş. sonra, evet, şimdi o kitap çıktı. İşte daha sonra şimdi yayıncım olan işte Kerimlerle Tötü Kitap'la tanıştıktan sonra 2015-16 bandında bu kimsenin bilemeyeceği şeyler çıktı ortaya. Aslında fraktal düşüncelerin geliştirilmiş versiyonu. Şimdi ben onu tekrar elden geçirirken mesela hiç böyle kitap yazıyormuş gibi kendimi hissetmedim. Çünkü elde bir malzeme var. O malzemeyi derleyip toplayıp yazmam gerekiyor. Bir de önceki acemilikleri oradan ayıklamam gerekiyor. Çünkü biraz da böyle güncel yazma alışkanlığı olan, beni biliyorsun politika, politika, siyaset anlamadığım işler, o konularda da yazılar vardı fraktal düşüncelerde. Onların hepsini bir küreledim. Yerine kaostur, beyindir doldurdum falan. O kitap çıktı. Fakat kitap çıktıktan sonra bana şunu sordular. Ne kadar sürdü bunu yazmak? Birkaç kere böyle bu soruya maruz kalınca gerçekten ilk yazıyı ne zaman yazmışım diye baktım. 17 sene sürmüş abi bu kitabı yazma. Yani ilk yazmaya başladığım yazıdan itibaren peyderpey tabii arada bir sürü yazı yazmışım ama seçme yapabileceğim yoğunluğa gelmesi 17 sene sürmüş. Ve mesela hala o kitap şeydir, benim için özeldir mesela. Çünkü çok böyle birikmiş bir şey var. Ama tekrar edeyim, kitap yazmak gibi değildi o benim için. O başka bir hikayeydi.
kitap yazma deneyimi ondan bir sonrakinde başıma geldi. İşte değişen beynimde. Şimdi değişen beynimi de önce beyinle ilgili yazıları toplayayım diye başladım. Ama baktım abi yazılar daha işin besmelesi yani. Bir sürü şey var. O dönemde Başkent Üniversitesi'nden ayrılmıştım. Bir yıl hiç çalışmadım. Üniversitenin falan da dışındaydım yani. Altınoluk'taki yazlarımızda abi oturdum aylar boyunca not kağıtlarıyla bilmem nelerle işte elimdeki kitaplarla neler varsa kitabın taslağını yazdım. İlk defa bir kitabı baştan yazdığım hikaye odur. Yani böyle oturup belli bir konsepte şey. Ama gerçekten çok zorlandım. Zorlandım derken şunun için. Şimdi Stephen King de şeyde yazıyor. Bu Yazma Sanatı diye bir kitabı var onun da. Her yazarın stili farklı. Yani ama ben konuşma adamıyım. Yani hep yıllardır aradığım bir şey var böyle. Ben konuşurken kitap oluverse. Onu denedik olmuyor öyle. Çünkü konuşma dili başka bir dilmiş. Ama mesela konuşurken çok rahat ediyorum. Konseptlerden konseptler doğuyor biliyorsun yani. Böyle doğuşkan bir zihin işleyişi var bende konuşurken. Çok rahat hissediyorum kendimi. Ama yazarken yavaşım ya. Lan aklıma bir şey geliyor onu yazayım derken yazdığımı kaybediyorum falan filan derken onu bir disipline etmem gerektiğini fark ettim. İşte bir sürü yeni yöntemler keşfetmek zorunda kaldım. Outline'lar çıkarıyoruz. İşte ondan sonra onların altına anahtar kelimeler yazıyoruz. Bir şeyler bir şeyler. Tabii bu arada yazma sanatını da o dönemde okumuştum. Yani şey yazarken, değişen beynimi yazarken. Netice itibariyle orada bir yöntem geliştirdim. Ondan sonraki unutulacak şeylerde o yöntem hiçbir işe yaramadı. Çünkü orada başka bir kafa var. Öyle çalışmıyoruz. O da gene kimsenin bilemeyeceği şeyler gibi benim şeyler serisinin aklımda öyle bir seri de var inşallah devam edeceğim ona. Böyle ayrık denemeler gibi gözüken ama bölümler altında toplanabilir yazılar. Çok zormuş sıfırdan yazmak. Mesela bir kısmı gene daha önce web sitesinde yazdığım yazılardı. Özetle bunu şunun için anlatıyorum. Ben bir türlü kendine stili olan bir yazar diyemiyorum. Çünkü şimdi mesela iki kitap üzerine çalışıyorum. İkisi de bambaşka hikayeler yani. Bu arada yani hani ben buna birkaç yıl boyunca hem ifa sürecinde hem sonra Yeni Dünya'nın Cesur İnsanı'nda yakından şahitlik yaptım. Hani bir kitap yazma ile alakalı sürece. Yani bana sorsan sen bir konuşmacı mısın, yazar mısın da ben seni önce yazar diye koyarım. Ki bak konuşma konusunda ne kadar spesifik, ne kadar becerikli olduğunu bildiğim. Hani bunu bir sürü video çekiyoruz beraber. Yüzlerce defa, binlerce defa görmüş olmama rağmen. Yani yine de senin yazma ile ilgili tarafını, yazarak kendini ifade etme ile ilgili tarafındaki becerinin çok spesifik oturduğu. Yani sanki sen birkaç tane 10 bin saatini tamamlamışsın gibi görünüyor oradaki Öyle, hikayeyi. çok yani. Evet, Yani yazarak şu anda kendini ifade zaten yazar olmamın sebebi zamanında da işte Yavuz Selim'in beni aşırı bu konuda hani ensemde boza pişirir tarzda zorlamasındandır. Mesela aylık bir dergide yazıyordum ama yani yazdığımız konular biraz böyle deve dişi konular olduğu için benim hakikaten hani kıçımı kırıp haftada birkaç sefer o bilgisayarın başına oturmam gerekiyordu. Ve o dönemdeki disiplin bir süre sonra sende bir yazma becerisi de geliştiriyor otomatikman. Yani kafandaki fikri nasıl cümleler dökersen bu genellikle bizim malumun açık beyinde tanıtım metinleridir, eğitim içerikleridir. İşte bir özel günde bir şey yazacağımız zaman filan biraz daha fazla kendini gösteriyor. Çünkü orada mesela 1 dakika, 2 dakika düşünmeye vakit olduğunda zihnimin bir tarafı şey olarak çalışıyor. Yani bir paragrafa döksem bu nasıl olurdu şeklinde bir çip gelişiyor zamanla. Ama bu yani hep anlattığımız bir şey. Ben bunu bilmeden deneyimledim. Abi yazar adam, bir insan yazar olacaksa oturup yazacak. Yani bunun başka bir tarafı yok. Oturup ibadet gibi her gün olmadı gün aşırı bir şeyler yazacak. Mesela kağıt boş da dursa, ekranda boş bir sayfa da olsa açıp bakacak o kadar süre boyunca ona. Ama oraya bir 15 dakika olsun, 1 saat olsun bir şey ayırması lazım ki o tekrarlı deneyim işte o kotayı doldursun. Bir süre sonra beyin bağlantısı ona göre şekillensin bir şey olsun. Ama hani yazarken de herkesin düşünceyi yazıya geçirme biçimi, onu bölme biçimi, başlıklandırma ya da ifade biçimi birbirinden bambaşka. O zaten sen yaparken kendi kendine şekilleniyor. Bence de orijinalite biraz buradan geliyor. Çok böyle bir şey gibi metodik yapılabileceğini düşündüğüm bir şey değil. Hani bu yazarlık teknikleri falan kursları belki bir nosyon sağlar ama yani müzikte de öyledir. Ne kadar gitar dersi alırsan al sen böyle olayı biraz kasmadıkça orijinal müzisyen olamazsın yani. Yazarlıkta öyle bir şey. Acık salcan yani. Öyle kafana göre. Ya bu işin şöyle çok kritik bir tarafı var da Sinan hocam. Bu biz özellikle işte son 10 yıldır kendini ifade etmenin zaruri olduğu bir dönemdeyiz ya.
kendimizi öyle ya da böyle bir şey üretiyorsak, bir şey yapıyorsak o organize networkleri kurabilmemiz için, ürettiğimizin anlamlı bir karşılığını bulunabilmesi için kendini ifade edebilme becerisine de, yetisine de sahip olman gerekiyor. Bu Kesinlikle. kendini ifade etme Twitter'da 148-286 bilmem ne falan derken, işte hani kısıtlı şeylerden, bir de artık üretilen birçok iş standart ve yüzyıllardır uygulana gelen sektörlerden çıktı ya, artık birçok iş girişim diye kabul edilebilen yenicil bir bakış açısı, yeni içinde yeni barındıran bir fikri, bilgisi de olmak zorunda. O yüzden bir şey üreten insanların belki de yüzde yarısını artık kendini bir kitapla da ifade ettiği, bir düşünceyle de ifade ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Yani öyle ya da böyle. Ama kitap denilen şey artık eskisi gibi ben kitap yazdım, 100.000 sattı diye de bir karşılığı yok. O kitabın 1.000 tane karşılığı ya da 3.000 tane karşılığı var. Bu da çok anlamlı bir bağ. Yani o konuyla ilgili 3.000 kişi çok spesifik bir ekmeği pişirmeyi biliyorsan, onun da kitabını yazmaya ihtiyaç olunduğu bir dönemdeyiz. Ya da yazarak bunu tarif etmeye olduğu bir dönemdeyiz. Artık onu yazılı hale getirmediğinde bu kitaptan Twitter'daki cümlesine kadar kör noktaya düşüyorsun. Kendini ifade edip anlatmadığında. O yüzden şimdi birçok insanın bu çelişkiyi yaşadığını düşünüyorum. Kafasında hala kitap yazmak denince edebi bir kitap canlanıyor. Sanki roman ya da hikaye yazması gerekiyormuş gibi. Halbuki hayır, bir fikrim var, bir düşüncem var ve bir düşünce varsa yazısal bir karşılığı yoksa bir anlamı yok. Özel olarak ifade edilen düşünce sadece motivasyon içerikleri taşıyor. Bunu en çok sen söylersin. Yani herkes motive oluyor, Aynen. gaza geliyor, sorular soruyor. O sorular sorulduktan sonra o cevaplar için tekrar o yazılmış metinlere ihtiyaç var. Şimdi sen bir şekilde bu Zaten sorunu... ya şimdi ben konuşma insanıyım diyorum da ben niye yazıyorum aslında onu da söylemek lazım. Hani madem öyle sürekli konuşalım. Abi konuşma uçucu bir şey. Bir de konuşurken çok serbestsin ve belli kurallarla bağlı olman gerekmiyor. Ama yazma belli açılardan mesela insanı çok teslim ediyor. Birincisi düşüncelerini okunabilir bir sıraya sokmak zorundasın. Bu da senin kafanın içerisinde bir iç organizasyon yapmanı gerektiriyor. Yani çok daha ciddi bir iş. Yavaşlamanı gerektiriyor. Üzerine düşünmeni, kendi düşünce boşluklarını fark etmeni, oraları acık kazmanı, eksikse gidip işte kütüphaneye başvurmanı ya da gidip birilerle muhabbet etmeni sağlıyor. Ama daha da önemlisi şu, mesela fikri olan bir insan için ki ben birkaç fikrim olduğunu zannediyorum. O fikirleri sağda solda konuşurken çok ağır yanlış anlaşılmalarla karşılaşıyorsun. Mesela Twitter bunun zaten şeyi hani nasıl diyelim mabedi, yanlış anlaşılmalar mabedi. Kitaplaştırdığın zaman aslında bir fikrist oluşturuyorsun. Yani sen onu derken ne kastediyorsun aslında? Dolayısıyla başvurulabilecek bir şey. Bir de her ne kadar bu mesela YouTube'da kalacak da olsa, tabii Allah zeval vermesin, yarın bir gün Google'a bir şey olsa, bu serverlar görse, bunların hepsi gidecek. Ama basılı kitap çok daha kalıcı bir şey hala. Ve işte elektronik kitap falan onu çok yerine tutamadı. O kadar umutlarla falan çıktı. O fiziksel kitap dediğimiz nesne başka bir büyüye sahip. Çünkü senin kendi hızında, senin kendi ritminde, senin kendi derinliğinde deneyimleyebildiğin bir şey. O yüzden çok böyle kişisel bir ilişki var kitapla da alakalı. Beni efendim işte sağ olsun bütün arkadaşlar, neyse isim vermiyorum şimdi, bazı arkadaşlarımız olmak üzere sabah böyle şey koşularında falan ben onlara sürekli eşlik ediyorum. Ama mesela yine bir arkadaşımızın işte isim vermeyeyim diye o yüzden söyledim. Geçenlerde bana itiraf ettiği bir durum var. Dedi ki aynı podcast'i ya da aynı YouTube bölümü hangisi bilmiyorum. Beşinci kez dinledim ve ilk defa bir şey fark ettim dedi. Şimdi dinlemek böyle uçucu bir şey. Yani 4 kere dinliyorsun daha önce o şeyi kaçırabiliyorsun. Ama okurken bu çok fazla olmuyor işte. Çünkü bir de malum biz konuşurken ağzımız kalabalık. Havalar konudan konuya atlıyoruz falan filan. Dinleyene de yazık. O çözünürlüğü yakalayabilmek için metin çok daha işlevsel. Dolayısıyla fikri olan birisi dediğin gibi hakikaten metin yazma terbiyesiyle kendini eğitmek durumunda. Bu devrin zaten en önemli iletişimi hala şu anda işte Google'da text based search, abi işin aslı bu. Metinle Evet. aranıyor, metinle biliniyor. Dolayısıyla o metin becerisini geliştirmemiz lazım. Okullardaki şu edebiyatla, okumayla olan ilişkimizi de şu anda düşününce içim bir kara bastı, böyle bir şey oldu yani. Zor. Ya yazarken şimdi mesela bir şeyleri yazarak anlatmaya çalışırken benim bu arada raporlar vesaire gibi şeyler ya da belli fikir yazıları yazmam da çok meşakkatlidir. Her seferinde senin şu klasik sorun benim hayatımın kabusuna dönüşüyor. Nereden biliyorsun?
Herhangi bir cümleyi kafalama giriyorsun, yazıyorsun bir şeyde falan. Nereden biliyorsun? Yani şimdi o soru artık nesnel bir hal aldı ya. Şimdi konuşurken böyle bir durum yok. Onu duyguyla paketliyorsun. İşte beden diliyle, ses tonuyla, coşkuyla falan diye ver gazı gitsin de gidiyor. Ama onu cümle olarak gördüğünde kafadan harbiden yazdığın her şeyi mesela o kadar çok kelimenin anlamını bilmediğini fark ediyor ki insan. Ben bu kelimenin anlamını bilmiyorum ki ya da bu neydi ki ya bu ne dualizme taktım şimdi. Dualizm mesela benim bildiğim şeyin tamamen dışında bambaşka bir şeymiş dualizm diye tarif ettikleri. Ben halbuki onu almışım. Yabancı dil gibi Mustafa Canca diye bir şeye çevirip dualizmi başka şekilde kullanıyorum. Ama bunu yazarken anlıyorsun. Konuşurken bu hayatın boyunca Aynen. çözemeyeceğin şeylerden bir tanesi oluyor. Bak şu anda insanın manevi ayarları çalıştığım başlık. Valla insanda, maneviyatta, ayarda kaydı bende. Yani yazdıkça o kelimelerin altından neler neler çıktı yani. Hakikaten çok arttı. Bu arada mesela bazı aldanmaları düzeltmek gerekiyor gerçekten. Altını çizerek söylemek gerekiyor. Yani kitap yazmak, üsluplar, kişiler önemli ama bir fikir ya da düşünceye ait bir kitap yazılıyorsa kitap yazmak bir mühendislik işi. Ve gerçekten hani Aynen. dil hani bambaşka bir yerde bir şey davranması gerekiyor. Bu ilhamla olan, coşkuyla, duyguyla olan bir şey değil. Yani bayağı şimdi gidip bir el emeği gerekti, marangozluk öğrenmemiz gerekse, ne yapmak gerekiyorsak kitap yazmayla alakalı başlayacağında da o egzersize ihtiyaç var yani. Alacaksın Dumble'ları, alacaksın işte o makinaları vesaire. Oradaki tecrübeleri ona aktaracaksın. O fikri bildiğini düşünmek yetmiyor konuyla alakalı. Yani düzgün bir şekilde bunu senden önce başkaları bu fikirle alakalı ne yapmışa doğru şekilde bakıp senin fikrini üzerine ekleyip anlaşılabilir, duygulu, toplumdaki insanlara doğru şekilde ulaşılabilir bir metne dönüştürmek gerçekten spesifik bir mühendislikmiş. Mesela şöyle bir şey olmak zorunda. Bana bu arada çok kitap geliyor biliyorsun. Hani yazılan taslaklar gönderiliyor falan. Yani mesela ben ilhamla yazılan kitap, sadece ilhamla yazılan kitapları artık çok güzel ayırt ediyorum. Çünkü hiçbir şey anlaşılmıyor. İçinde yazık bir coşkuyla oturmuş çala kalem bir dalmış ama ulan insan yiyecek bunu abi. Ben okuyacağım da yani o ne demek bu ne demek? Bir altyapı ver, bir şey ver, bir girizgah yap. Yok. Kuantum fiziğinden bilmem ne giriyor, öbür taraftan ezoterikten çıkıyor. Ama kendince içinde büyük bir sorunu çözdüğünü düşünüyor. Ama onu dile dökemediği için belki de hani hayatın sırrı var hakikaten kitapta ama anlamıyorsun ki. Yani dolayısıyla o disiplin bambaşka bir şey hakikaten. O hesap kitap farkı. Ben bunu biraz şeye benzetiyorum. Bizim laboratuvarda da genellikle anlattığımız bir benzetme vardır. Mesela 460 mililitre su istersin asistandan, tamam mı? Saf su getir bana 460 mililitre. Şimdi dereceli silindiri alır bu. İçine su doldurur. Şimdi damla damla 460 mililitre dolduramazsın. Ne yaparsın? 400-450'sini hızlı doldurursun. Son 10-20 falan mililitresini yavaş yavaş damlatırsın. Şimdi ilham o balkı doldurmakta işe yarıyor. Yani ana fikir falan, gaz, niyaz tamam o küçük hacim. Ama amaçlanan yere varmak için damla damla bir mühendislik yapmak lazım. Oraya dikkat etmek lazım. Taşırmamak lazım. Cılkını çıkarmamak lazım. Biraz kitap da öyle. Yani ilham tamam. Ana çatı okey. Ama kitap başka bir şey. Bir insana metin sunmak, aha da bunu yazdım demek biraz karşı tarafı da düşünmeyi gerektiriyor. Yani. Mesela şeyi de çok daha iyi anladım. Yani anlıyorum daha doğrusu. Yavaş yavaş onu da seziyorum. Gerçekten senin bilinç haritan, bilincindeki bilgilerin, yöntemlerin hareket ettiği bağlar diyelim, nöronik bağlar diyelim, sembolik anlatayım bir şeyde. Kitap okuduğunda bir başkasına gerçekten geçiyormuş. Bunu hani okumakla alakalı hep söyleriz. Hani sen okuduğunda sadece bir bilgi ya da içerik okumuyorsun. Yazarın yöntemini de okuyorsun. Yaşam yöntemini de okuyorsun. Bu konuya nasıl yaklaştığı, hangi kültürel gruplardan, hangi hikaye kalıplarından etkilendiği, hangi duygu akışlarını kullandığının biçimini de algılıyorsun. Şimdi bunu tersine döndüğünde de böyle bir şey söz konusu. Kafan eğer karma karışıksa mesela çok sık ben de kitaplarla karşılaştığımda çok sık başıma gelen bir şey. İçsel olarak, duygusal olarak kendi içinde komplike ve yüksek şiddetli bir şey var ama aslında fikir ya da bilgi yok. Ve yani o fikir ya da bilgisizliğin getirdiği ama içeride bir şey var ben biliyorum ben bunu seziyorum falan duygusunun dışında hani tamam seziyorsun ben de çok heyecanlandım şimdi söyle bana nedir bilmiyorum yani ya da işte hani çok etsin. Bir yerde çok çok kısıtlı kalmış bir şeyle karşılaşabiliyorsun. Buna uğramamak da mesela tersiyle baktığında yazmaya çalışırken. Hani o yüzden de bunu içtikçe Söyleyince son yazdığım bölüm geldi aklıma. Ben orayı bir daha elden geçirmem lazım şu anda. Yani şimdi bir yeni bir yer ilave ettim şimdi. Sabah kalkar kalkmaz böyle gazla oturdum iPad'in başına. Hakikaten zaldır zuldur yazdım. Bir turda okudum fena değil gibi ama şimdi düşününce tekrar mesela bu kıstasları
Orayı mesela ben bazı yazdığım yerleri böyle abi 60 kere falan okuyorum. 60 kere değiştiriyorum. Çünkü başka çaresi yok ya. Yani farklı ruh hallerinde en azından okuman lazım. Neşeli, coşkunken okudun iyi. Bir böyle bir sakin oku, bir üzgün oku, bir tuvaletin varken oku falan. Bakalım oluyor mu yani? Nasıl olacak? Şimdi film izlerken böyle hareketli görüntüler için bazen milyon dolarlar yatırılmış filmleri izliyoruz. Bazen bir sahnede işte kocaman bir sütun filmin bir bölümünü kaplıyor ya ya da bir duvardan boşluk görünüyor. Şey diye düşünüyorum. Bak 4 saniye bize dümdüz beyazı gösterdi. Bu dümdüz beyaza binlerce dolar harcadılar farkında değiller diye bir şey geçiyor kafam. Tamam yani orada bana gösterdikleri dümdüz yer için. Çünkü onun artık her santimetre karesi bir para ya ya da öyle düşünebilir. Şimdi kitapta böyle bir şey gibi. Filmi izlerken 120 dakika diye izlediğim bir filmi kitapta piksel piksel yazmak zorunda kalıyorsun aslında. Onun makyajı, kaşının, kılının şeyi, oradaki parıltının kendisi, onların hepsini yazmak zorunda kaldığın düşünsel anlamda da bir fikir anlamında da. O yüzden çok tuhafmış. Yani tuhaf bir şeyi egzersiz ediyorum. Mesela başıma gelen enteresan şeylerden bir tanesi, ben hayatım boyunca sabahları kalkmayla ilgili şeyi hep aritmik yaptım. Yani çok keyfi kalktığım ve kalkmadığım zamanlar vardır. Şimdi kitap yazmayla alakalı mecbur kaldım sabahları kalkmak, erken kalkmak zorunda kaldım. Yani başka türlü olmadı mesela. Ben başka türlü yerleştiremedim kendimi yani yazmayla ilgili bir eyleme. Bu arada en hızlı bir şekilde mesela okumayla alakalı mevzuyu yazmak oluşturuyormuş. İster istemez farkında olmadan sorduğun her sorunun cevabında gittikçe derinleşen bir başka grupla karşılaşıyor. Bu neydi diye başlıyorsun. Yarım gün oraya gidiyor. Aa, bu buymuş falan diye öğrenip geri geliyorsun. Bu Aynı tuhaf etkiyi bir... ben de yaşıyorum. Tabii özellikle bu işte kazadan sonra bir mecbur istirahat halimiz var ya. 3 haftadır yani hep telefonum beni uyandırmadan önce uyanıyorum. 6.30-7'de muhakkak uyanığım ve sebebi de şu. Yani ya yazıyorum ya yazdığım bir şeyle ilgili okuyorum ya da bir video izliyorum onunla ilgili. Yani ilgilendiğim bir konu olduğu için seni acayip bir kırbaçlıyor ve aslında içeride bir yerde yazma sana ritmik olmayı öğretiyor. Çünkü gerçekten yazabilmek istiyorsan ritmik olmak zorundasın. Böyle bir durum var. Evet. Şimdi ben kaos mouse seven adamım eyvallah ama ritmisitenin içerisinde daha önce de bunu seninle konuştuk. Ya yani kaotik olmak kafana göre takılmak değil. O ritmin içerisinde kaotik oynamalar yapabilmek. Yani sen otur orada her gün bir saat yaz ama o bir saatin içinde seradan süreyyadan yaz yani. Ne yazıyorsan kaos orada olsun. Ama kaosu hayatına ritmik olarak davet edebilmen lazım ki yaratıcı bir şeyler yazabilirsin. O yüzden işte insanın fabrika ayarlarının şimdi genişletilmiş baskısı geliyor. Baskıya gitti, son ayarları yaptık. İşte oraya özellikle bu bölümü de ilave ettim. Birkaç ilave bölüm var. Onlardan bir tanesi de ya tamam kaos mouse güzelledik yazdık ama ritim ve rutin, ritüel bunlar hayatta önemli şeyler. Bunlar olmadığı zaman tekrarlı pratik ve nöral plastiste de olmuyor. Kafayı organize edebilmek, belli bir alışkanlık ve nasıl diyelim ustalık geliştirebilmek için daha önce konuşmuştuk. O ustalığın bir ritme ihtiyacı var. Dolayısıyla en çok da herhalde yazma bununla ilgili. Ben bu arada çenemden dolayı mesela bu pratiği uzun süre terk etmek zorunda kaldım, uzak kaldım ve bedelini çok yavaş yazarak ödüyorum şu anda yani tekrar. Oturup da o rutini kurduğun zaman o hızı tekrar kazanabiliyorsun ama çok şükür eskiden yapılmış bir rutin olduğu için daha hızlı geri gelebiliyor bazı şeyler. Çok havalı bir konuda çalışıyorsun yani bu arada. Yani bilek gerektiren de bir konu bence. Yani böyle hani güç gerektiren de bir konu. Şu inanç Seninki de konusunda fena değil. Seninki de fena değil. ya Çok evet güzel o kadar bir şey oradan. ya ben çok heyecanlanıyorum üzerine çalışmak. Bana çok iyi geldi üzerine çalışmak. Yani bu arada kitap yazmak iyi gelen bir şeymiş. Duygusal anlamda da, fiziksel anlamda da. Umuyoruz bir 3-5 ayın içerisinde derleyeceğiz, toplayacağız. Yılbaşından öncesinde bitirmekle alakalı bir hevesim var. Ama benimki göreceli olarak ben daha... Bence de diyorum. Hadi gayrı. Evet. Uygulamada yaptığım bir şeyi pratikte bir şeye dönüştürmeye çalıştığım için göreceli daha kolay. Sen inanç gibi toplumsal anlamda gerçekten etkileyici bir pozisyonda ve çok enteresan da bir dönemde bu arada politik anlamda da, sosyokültürel anlamda da enteresan bir dönemin içerisinde inanç gibi bir konuyu elden geçiriyorsun. Nasıl gidiyor? Yani şöyle söyleyeyim, eğer insanın fabrika ayarları ya da kimsenin bilemeyeceği şeyler kadar okunur ve anlaşılırsa, en az o kadar okunur ve anlaşılırsa hayatım çok eğlenceli olabilir yani. Çünkü yani yazdığım şeyler bana dokunuyor, öyle söyleyeyim sana. Çünkü biyolojik bir perspektiften, evrimsel bir perspektiften, kadimin anlattıkları ve uyardıklarıyla beraber inanç metoduna baktığında hiç kimse kendisiyle ilgili hoş bir resim göremiyor abi. Yani bu net. Fakat
o kirli aynanın arkasındaki muhteşem gerçekliğe, yani inanç dediğin, manevi ihtiyaç dediğin şeyin aslında neye tekabül ettiğini biraz olsun fark ettirebilecekmişim gibi duruyor. Zaten bu olsa bir insanın hayatında devrim olarak yeter. Ben de buradan yırtmayı planlıyorum. Ama tabii bizim gibi, yani kitabın kapağına bakıp kitap hakkında değerlendirme yazabilecek çeviklikte zihinlerin olduğu bir memlekette, hani böyle bir metin ne kadar okunur? İçinde geçen maneviyat, inanç, işte Tanrı inancı, Allah gibi kavramlar ne kadar benim anlatmaya çalıştığım gibi anlaşılır, onu hiç bilemiyorum. Yani böyle bir kitap yazdıktan sonra hep esprisini yaparım biliyorsun. Miami'ye taşınmak zorunda kalmak gibi bir risk de var her zaman. Yani şimdi ülkenin durumunun belli olmaz. Yani insanların nasıl anlayacağını çok tahayyül edemiyorum. Mesela yakın zamanda geçen sefer konuşmuştuk. Benim de adım geçen bir kitap okudum işte. Benimle ilgili mesela bahsedilen kısımların ne kadar benden uzak olduğunu fark edince kitabın bahsettiği bütün konuların aslında ne kadar büyük bir yanlış anlamaya dayandığını da fark edebiliyorsun. Çünkü bir insan neyi görmek istiyorsa okunurundan onu anlıyor. Yani çok net bir özelliğimiz bu bizim. Hiç kimseye öğrenmek istemediği bir şeyi öğretemezsin. Dolayısıyla buradaki en büyük handikap, herkesi ilgilendiren maneviyat gibi bir konuda herkesin öğrenmek istemeyeceği şeyleri oldukça açık bir şekilde yazmaya kalkmamdan kaynaklı bir takım risklerle beraber geliyor. Ama ben metni çok sevdim şimdiye kadar olan kısmını. Daha hikayeli, daha güncel hayattan işte böyle örnekle falan olduğu için bakalım. Daha bitiremedim ama bir paketi bağlarsak ben de yılbaşına kadar inşallah tamamlamayı düşünüyorum. Senin yazmayla ilgili mesain nasıl hocam? Önce onu sorayım şeyde. Sonra şu inanç konusu üzerine azıcık kaşıyacağım. Abi bu Mustafa Acungil'le bir uzun bir çalışma yapmıştık biz çevik yaşamla ilgili. Ben orada ana hedefim yazma süremi arttırmakla alakalıydı. Bunu daha önce Mustafa'yla da bir yayında konuştuk, seninle de konuşmuştuk. Mesela orada aylar boyunca çalıştıktan sonra şunu fark ettik ki ben hayatımdan gereksiz işleri çıkarabilirsem o kadar çok yazıyorum zaten. Benim yazmayı programlamama gerek yok. Benim default halim ya konuşma ya yazma üzerine. Şimdi de çok şükür böyle devamlı istirahat halinde olmak zorunda olduğum bir dönem geçirdim bir aydır. Bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Şu anda birkaç tane işte dizimizi seyretme gibi kafa dağıtma faaliyetinin dışında ya yazıyorum ya okuyorum. Ve dediğim gibi sabah erkenden kalkıp ya okuyarak ya yazarak ama hep metinle ilgili bir şey yaparak güne başlıyorum. Bu bana çok iyi geldi. Bu muhabbete başlamadan az önce de son yazdığım, son değil de birkaç gün önce yazdığım bir kısmı tekrar okuyordum mesela. Yani ya yazmak ya tekrar okumakla çok günümün böyle bir 8 saatini falan geçiriyor olabilirim. 7-8 saat civarında. Çok eğlenceli ama aynı zamanda da bu kadar fazla takılınca da fazla diyorsun ve basitlikten kopma gibi bir işte. Onu dengelemeye çalışıyorum. Çünkü ben bu kadar oturacağımı bilmiyordum yani şimdi açıkçası. Bu da benim için yeni bir şey. Normal bir zamanda olsa onu söyleyeyim. Mesela değişen beynim gibi bir şey yazabilmek için, unutulacak şeyler gibi bir şey yazabilmek için her gün olmadı muhakkak gün aşırı ama 3 günde bir asla değil. Gün aşırı 1 saat minimum o metnin başına oturmam gerekiyor. En azından benim pratiğim böyle. Zaten hiçbir zaman oturunca 1 saatte kalkamıyorum. Bir başlıyorum 3-5 saat sürüyor o oturum. Çünkü bir şekilde seni kapıp götürüyor zaten ama mesela insanın manevi ayarlarının bu kadar gecikmesinin sebebi hem zorlu bir konu olması hem de ya nasıl oturduğumu yazıyoruz abi gevşekliği içinde konuşmaya devam etmek haftalarca aylarca başına oturmadan ilerlemiyor. Bir biliyorsun Zanzibar'da bir oturdum başına oraya gittiğimde oradaki ortam çok çılgındı tam uygundu böyle bir şeye. Bir de şimdi böyle bir ortam. Biraz daha kitap odaklı bir yaşama geçmeye de karar vermiyor değilim bu süreç içerisinde. Ya bir üzerine birazcık sohbet ettik. Yani benim gibi kronik ateist bir adam için bile inancı tekrar elden geçiriyor olma ya da üzerine düşünme ya da ihtiyacının mantığını anlamayla alakalı çok enteresan bir yol haritası çıkıyormuş gibi görünüyor Bak gerçekten. bunu konuşabiliriz hakikaten. Evet, bu şey görünüyor yani çok gebe bir konu gibi görünüyor. Yani ne materyalist bakış açısıyla ne de klasik anlamdaki bildiğimiz dini muhafazakar bakış açısıyla tarif edilir bir şey değil aslında. Başka bir evrede yeni bir havuzda konuşulması gereken bir konu gibi görünüyor. Ama haklısın, herkes ister istemez kendi koltuklarının bakış açısıyla konuyu anlamaya çalışınca herkes için bir renk, kırmızı ya da yeşil diye tarif etmek istedikleri bir renge dönüştürmeye çalışacaklar. Ama bu başka bir Sanıyorum konu.
Ya bundan sonraki bölümde hatta az sonra diyelim. Bundan sonraki buluşmamızda konuşalım onu. Dinle inanç arasındaki ayrımı ya da bu ayrıma dair önerdiğim o yeni şeyi anlayan olursa eğer çok rahatlayacaklar. Ve yani kavga ettiğimiz şeyin bizimle hiç ilgisi olmadığını ne kadar çok insan fark ederse kavgadan üretkenliğe o kadar hızlı geçiş yapacağız. Benim amacım biraz da o. İstersen bir sonraki muhabbetimizde bunu Olur. çiğneyebiliriz. Ne diyelim? İnancınla kavga etme mi? Bilmiyorum bakalım ne diyeceğimize göre değişir. Tamam, tamamdır hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. Eyvallah, ben teşekkür ederim.